Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bunlar da Cold Dust. Neden Cold Dust yapıyorsun diye soracak olursanız, amacım bolca steel üretmek ancak enerjim sıkıntı olduğu için parça parça üretiyorum. Tabii bu steel'lerin yanı sıra şu kadar bir şey daha ürettim. Ayrıca bolca madene çıktığım için gördüğünüz gibi şöyle tonla madenim var. Ama madene çıkmamın asıl sebebi gördüğünüz gibi kapırım hiç yok. İşlenmemiş kapır yok elimde. Çünkü kapır seviyesinde hiç dolaşmadım. Tinim de az. Bunun temel sebebi asıl aradığım şey. Geçen bölümden hatırlarsınız nikolaitimiz ve kolumuz bayağı bir azalmıştı. Nikolait. Call. Bu chest'i de yakında upgrade edeceğim. Ve şimdi de yavaştan Buildcraft enerjisi için asıl sistemimizi döşemeye başlayalım. Bunun için bunca steel'i elde ediyordum. Bir saniye. Kısa bir matematik yapıp geliyorum hemen. Evet, hesaplarım yanlış çıkmadıysa 96 tane steel'e ihtiyacımız olacak. Evet, bu kadar. Bunu Steel Plate yapmak için kullanıyoruz. Geçen bölüm yapmıştık. Aslında daha fazla Steel Plate de elde edeceğiz. Hani muhtemelen elimizdeki steel'lerin büyük çoğunluğu gidecek bu işlem sırasında. Ama önemli değil. Çünkü değecek bir şey. Bunun dışında önceki bölümde ben gene Test World'de olduğum için Peaceful'da unuttum değil mi? Evet. Önceki bölümde bir bodrum kazacağımı söylemiştim. Sadece bu odanın altındaki kısım bitti. Daha diğer odaların altındaki kısımlar da olacak. Normalde iki blok yüksek mesafeyi iki blok yapmayı planlıyordum ancak ufak bir yanlış hesaplama sonucu 3 blok oldu. Olsun, blok bloktur. Ve gördüğünüz gibi arkamız Rivin. Evet. Bu steel plate'leri yapıyorum çünkü bize şu lazım. High pressure boiler. High pressure boiler ne diye soracak olursanız, onları nereye koymuştum ben? Steam boiler için gereken bir şey. Hazır elimizde çelik üretebilecek durumdayken direkt çelikten high pressure boiler'dan yardırayım dedim. Neticede daha mantıklı. Yalnız biraz düşünüyorum da onları bu kısmın altına mı koyayım çünkü genel güç alanımız yoksa şu kısma mı koyayım? Bu kısma. Tamam. Hazır bunun bodrumunu açmışız zaten. Ve artık bunlarla daha fazla bu sayede bunlarla daha fazla kömürü mahvetmeyeceğiz.
sonuncusu. Ah, hep yanlış yapıyorum bunu. Her ne kadar sürüsüyle kömürümüz de olsa gene de kömürleri isyan ediyor. İsraf ediyoruz. İsyan ediyoruz. Düşünsenize kömürler isyan ediyormuş falan. Ah. Nasıldır? Ben bir karar verip geliyorum. Evet, sanırım şu ikinci bodrumu açmadan direkt bunun altına, buranın altı direkt enerji üretim odamız olacak. Ve ufak bir değişiklik daha, bu arada gene gece olduğu için enerji yetmedi ve bunu durdurmam gerekti. Gördüğünüz gibi bunlardan birkaç tanesini upgrade ettim. O upgrade'in nasıl yapıldığını da size şimdi göstereceğim çünkü azıcık daha yapmak istiyorum. Evet, bunun için öncelikle şöyle bir şey yaptım. Machine Parts. Machine Parts'ın yapımını gösteriyorum. Bu 5 tane elektronik circuit ve 4 tane rafine demir. Ama size toplamda 16 tane veriliyor. Tabi bunu alüminyumla da yapabiliyorsunuz. Ama o alüminyumla 12 tane veriyor. Dolayısıyla gayet bunun kullanım alanlarına gelecek olursak alüminyum, bronz, brass ve steel machine hull yapımında kullanılıyorlar. Bronze machine hull'ın yapımından bir bakalım. Standart machine casing yapımında kullanılıyorlar gene. Bunun dışında bu makineleri MFE yapımında, macerator yapımında ve gene macerator yapımında kullanılıyorlar. Dolayısıyla aslında biraz daha ucuzlamış oluyor her şey. Bunun kullanımına gelecek olursak highly advanced machine block ve reinforced machine casing, Graytech computer cube, chargeomat, industrial centrifuge vesaire vesaire yapımında kullanılıyor. Normalde bunlar bunlar gördüğünüz gibi advanced machine block istiyorlar. Fakat bu çok daha ucuz bir yöntem aslında. Ama bunda da çeliklerimizi harcıyoruz. Olsun. Değer bence. Bir saniye. Evet. Ve advanced circuit'e ihtiyacımız vardı. Varmış. Tamam. Gördüğünüz gibi reinforced machine casing. Bunları da yerleştirelim hızlıca. Let me in. Tabii bundan öncesinde size bunu koymadan önceki hall capacity'yi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1680K ve daha öncesinde daha azdı hatırlarsınız. Ve şimdiki hal kapasiteye bakıyoruz. 1760. Bakalım yeterli enerji dolmuş mu son işlem için? Evet, dolmuş. Şunları da işleme koyalım. Oraya gitmeyecektin sen. Neyse, bunlar ola dursun. Yaptığım bir iki değişikliğe daha değinmeyi unuttum. Birincisi, fark edeceğiniz üzere buraya bir taban yer yaptım. Ve bu tasarım daha çok hoşuma gitti. Ama bunu yaparken kullandığım şey normal wool değil. Light gray rock wool. Rock wool. Rock wool nasıl yapılıyor diye soracak olursanız eğer furnace'a slag atarsanız elinize wool geçer.
En son rock wool. Rock wool'un normal wool'dan çok önemli bir farkı var. Hiçbir şekilde yanmıyor. Kısacası aleve dayanıklı bir zemin yapabilirsiniz koldan, wool'dan. Ve şu kenarlar ve oda geçişleri için çok da güzel bir şey düşündüm. Bunun için bunu yerleştirdikten sonra bir kazıya çıkacağım. Bazılarınız herhalde tahmin etmiştir. Seni şu ortaya koyalım. Evet, direkt muhtemelen elde edilebilecek en iyi steam boiler'ı yapıyorum direkt en baştan. Çünkü direkt en baştan tam güç istiyorum. Ve gördüğünüz gibi steam boiler'ımız hazır. Ama bunu şu an kullanamayız çünkü elimizde yakıt yok. Sıvı yakıt. Hem bunun için güzel bir planım var. Ayrıca madendeyken bir adet mineshaft'e denk geldim. Normalde rail'ları kendim üretecekken buna gerek kalmadı. Gerçi gene gerek kalacak. Çünkü bu yeterli olmayacak. Ama olsun, idare edecek kadar var. Bir sene sana neden track'le tıkladığım içindir muhtemelen. Ağaç farmımız nerede dursun? Bir saniye, sickle'ımız var mıydı? Var. Burası güzel bir alana benziyor. Çok büyük bir şeye ihtiyacımız yok çünkü zaten kendisi hayvan gibi ağaç üreteceği için. Evet, tam yetti. Şuraya başka bir şey geleceği için orayı boş bıraktım. Aslında dur, biraz daha büyüteceğim. Ama dur. Şimdilik bu yeter ve basit bir üretimimiz olsun sadece şu an. Saplinglerimizi alalım. Şimdilik elimizde bolca sapling. Bu arada bu ağaç çiftliğini yapmamın tek ama tek sebebi sadece yanlış slota gittin sen. Sadece sapling elde etmek. Konuşabilseydim çok gene süper olacaktı da biliyorsunuz arada konuşamıyorum ben. Şimdi hızlıca bir yardım edelim ki bir tane ağaç büyütsün. Bir iki tane ağaç kessin. Solar Engine'in yanına Cold Engine'i de koydum çünkü bazen Solar Engine'in enerjisi yetmeyecek. Gördüğünüz gibi sapling tüm leaf'lerini ayırdı. Sapling'leri otomatik olarak buraya doldurdu başta. Yanlış yere tıkladım. Muhtemelen buralarda enerji yetmediği için takılabilir. O yüzden buna biraz fuel verelim. Gördüğünüz gibi elmasına kadar her şeyini ayıklıyor. Ve bunu bir süre böyle çalışmaya bırakacağım. Hatta dur, kol da vereyim. Bu arkadaş bizim harika sapling ve odun üretim yolumuz. Bunun sayesinde uzun bir süre sapling'e ve oduna ihtiyacımız olmayacak herhalde. Seni medium'da aktive edelim. Evet. Bundan önce başka neye ihtiyacımız var? Sen gene mi yarıda kaldın? Bunun da sıkıntı noktası bu. Sürekli yarıda kalıyor.
Evet. Ben şu yerin geri kalanını yapacağım malzemeyi toplayıp geliyorum. Ya da vazgeçtim, onu daha sonra bırakacağız. Şimdi gene bir makine yapacağız. Bu makine diye ne diye soracak olursanız eğer, dın dın. Ha, fermenter, bir forestry makinesi ve biomass elde ediyor. Bunun için bolca bronza ihtiyacımız olacak. Hatta üretelim hemen. Copper. Aa, ters oldu tabii ki de. Arada benim kafa öyle gidiyor. Altı. 32 tane bronzumuz var. Öncelikle bunları bu şekilde koyarsak eğer, sturdy casing elde ediyoruz. Sturdy casing çoğu forestry makinesinin kalbi diyebileceğimiz bir şeydir. Forestry makinelerinin neredeyse hepsi bu sturdy casing ile yapılır. Evet. Bunun dışında bize gear da gerekecek. Bundan daha fazla, pardon. Bunların hepsini Gear'a upgrade edeceğiz. Ardından da Bronze Gear. Ve bu project table'ımız doluyor. Bunun dışında bir de Glass'a ihtiyacımız olacak. Ki var sürüsüyle. Ve fermenter'ımız hazır. Ama fermenter enerji isteyen bir şey. Dolayısıyla da buna güzel bir enerji sağlamamız gerekiyor. Her daim. Bu burada dur. Ya da dur. Sen şurada üç kankanla birlikte durursun. Şunu taşımam gerekebilir. Bunun dışında bir alet daha yapacağız bununla birlikte. Ve bu aletin adı da Steel. Steel ne diye soracak olursanız, biomass'i biofuel'a, yani çok daha verimli bir şeye çeviren bir şey. Ve bunun için iki tane şey, dur, bronzlarımız tam yetiyor. O güzel, güzel sallamışım. Bunun dışında cam. Evet. Biomass o kadar fazla enerji üretmez. Fakat eğer bunu biofuel'a çevirirsek bayağı bir enerji üretmeye başlar. Ve bunu şu an böyle yerleştirmemin bir sebebi var. Şuraya ve şuraya tank yerleştireceğim. Bu tanklar Railcraft tankları olacak. O yüzden şu an bayağı bir sürüsüyle Iron Plate elde edeceğim. Yani yapacağım. Ki onları daha sonra da kullanabiliriz. Sizler de çalışın. Bakalım yapabileceğimiz var. Ha, burada yaptığım bir değişiklikten daha bahsedeyim. Tabi dur, tam bitmemişti bunlar. Yanılmıyorsam eğer. Evet. Sonuncu set burada. Railcraft
Repower enerji sistemimizin üretim kısmını planladığım kadarıyla son kısmını yapıyoruz. Planladığım şey aynen şuydu. 4 tane wind turbine'ları altına 8 tane solar panel. Bu sayede inanılmaz verimli bir enerji üretimimiz olacak. Ve artık planladığım şeye sahibim. Bunun yanı sıra sürekli fall damage almamak için kendimi kasıyordum. Ve o yüzden bir şey daha yapacağım. 4 tane diamond verelim kendimize. Iron'ımız sürüsüyle var zaten. İşlenmemişleri de hesaba katarsak. Oh. Ve tabii kendime bir ara yeni bir medium stone yapmam gerekecek. Gerçi bu kadar obsidian'a ihtiyacım yoktu sanırsam. Boşuna yaptım ama fazla obsidian göz çıkartmaz. Evet. Longfall boot ve o ikisini yan yana koyduğum takdirde longfall boots. Voila. Longfall boots ne diye soracak olursanız tamamen düşüş hasarını sıfıra indiren bir şey. Hatta size en babasından bir anlatım için. Oho. Bir tane bile fall damage almadım. Ve hepsi bu long fall boot sayesinde. De buradan nasıl çıkacağım? Bir ara jetpack'te en yakın fırsatta jetpack'te yapmalıyım. Hatta ilk fırsat jetpack yapayım. Yukarı çıkar çıkmaz bir tane de jetpack yapayım kendime. Evet, graveller siz gelin. Tamamdır. Şimdi kendimize jetpack yapmaya başlayalım. Tabii ki de elektrik jetpack yapacağız çünkü onu doldurması çok daha kolay. Hatırlarsanız bir tane bat box'umuzu ayırmıştık. Sen burada bir yerde olmalıydın. Yoksa sen şurada mısın? Hah, burada. Ve şimdi kendimize bir adet de elektronik circuit yapacağız. Zaten varmış burada. Ve bunu upgrade edeceğiz. İki tane de lapis lazuli. Bunun dışında başka ne ihtiyaç var? Sadece raffine iron ki var. Batbox yapımını daha önce göstermiştim zaten. Hatta pardon. Tekrar göstereyim. Yanlış tuşlara basıp durma. Bu. Ve iki adet glowstone. Ve artık bir elektrik jetpack'imiz var. Ve bunu şarj ettikten sonra biraz yavaş şarj oluyor. O yüzden de biz şunlara bakalım. Sonuncusunu da yapsın. Herhalde bu işimizi görür, görmezse gene yaparız bir şeyler. Evet, bu kadarı yeter. Elektrik jetpack ne diye soracak olursanız, bu arada o kadar madene çıktım ve aşağıyı kazdım. Lepeğimden sadece bu kadar gitmiş. Gördüğünüz gibi uçabiliyorum. Tabii boşluğu bıraktığım saniye düşmeye başlıyorum ama uçarken eğer... Tabii ben bu tuşu hep değiştiriyorum. Neredesin? Mod switch case. Bunu hep eğer uçarken
Mod switch'e basarsak eğer hover mod devreye giriyor ve bu hale geliyor. Biraz daha yavaş uçuyor ve bir düşüyor. Bu bayağı güzel iş görüyor. Hover modda kal sen. Ama şu an jetpack'e ihtiyacımız yok. Lepeyim şarjdaydı tabii ki de. Evet. Bunları tamamladığımıza göre şimdi sırada eğer bunları bu şekilde koyarsak bunları elde ediyoruz. Ve bunlar tamamen tanklarımızı yapmak için kullanılıyorlar. Railcraft tankları itemları içinde daha doğrusu sıvıları depolamak için gayet güzel bir yoldur. Biraz pahalılar ama olsun. Yani depolayabildikleri sıvı oranını gördükten sonra o pahalılıkları umrunuzda olmayacak. Azıcık daha lazım. Bize 2 adet özel aletini daha yapacağım bunun. Glass peynirimiz nerede? Glass peynirimiz burada. Glasslarımız burada. Bir de siz de lazımsınız. Ayrıca tamam, kobalt var. Biraz da odun alayım. Gelelim şuraya. Senden bir tane daha işimiz görüyor şu an. Evet ve lever lazımdı değil mi? Tabii sırasını hep yanlış hatırlıyorum ben. Evet. Iron Tank Wall ve son olarak Glass peynirimizi de alalım. Bir tane daha mı lazımdın sen? Hayır. O zaman ben ve bu resipileri ters hatırlayışım. Ha. Tank wall. Şey. Sen de şurada kal. Bunları koyalım. Ah, sen buraya değil. Siz buraya. Ve yapılabilecek en küçük Iron Tank yaptık. Ve gördüğünüz üzere 576 kova su taşıyabiliyor. Sıvı taşıyabiliyor. Azıcık daha büyütebilirim ya. Düşündüm de. Neticede ayrımımız çok. Büyütsek de büyütmesek de bir sıkıntı olmayacak. Evet, bir saniye. Şaka mısın sen? Evet, bu tankımız da hazır. Gördüğünüz gibi bu da 720 kova sıvı taşıyabiliyor içinde. Ve tüm sıvıyı buradan da görebiliyoruz.
Ve bunun bir benzeri de tam burada olacak. Bunlar tamamen bekleme odaları olacak. Yani bekleme odası derken neyi kastediyorsun diye soracak olursanız, sıvılar bekleyecek. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Evet, gayet süremizi evet, sonraki bölümde ben bu tankları bitirip gelmiş olurum herhal. Ve buraya bir enerji, geçici bir enerji sistemi taşımış olurum. Köftesi köfteden inginler, iyi eğlenceler.